Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutfakların Sesi gazetesi, Araştırmacı gazetesi Süleyman Duran örnek hizmet yapılan bugün Erzurum Yakutiye ilçesinde Güzelova mahallesinde Yakutiye ilçe müftülüğü Tenzile Erdoğan Kız Kur'an Yatılı Kız Kur'an kursunun önünde muhtarımız Harun Köse ile röportaj yapacağız. Birçok ilçede görmediğimiz güzel bir buraya Kız Kur'an kursu yapılmış. Kim hangi vatandaşımız yaptırmışsa veya vatandaşların katkısıyla yapılmışsa Allah razı olsun diyoruz öncelikle. Evet muhtarım, mahallemizde eksik hizmetler olduğunu gördüm. Yollarımız berbat durumda. Şimdi öncelikle Kur'an kursumuzun bahçesindeyiz. Buradan bahsedelim. Evet. Ben aynı zamanda Güzelova Eğitim Yardımlaşma Dernek Başkanıyım. Evet. 2011 yılında bu Kur'an kursumuzu komşularımızla istişare ederek yapmaya karar verdik. Köy halkının katkıları evet. Yani. Köy halkı ve hayır sahipleri. Hayır sahipleri, evet. Hayır sahiplerinin katkısıyla belediyelerimizden destek aldık. Yakutiye'den, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden buranın peyzaj çalışmasında. Evet, Uğur Bey, evet. Etrafı da bir gösterelim. Çok güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış, evet. Peyzaj çalışması yapılmış. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde burada ne yapabilir? Raman geçirebilir evet. Sayın izleyiciler. Kur'an kursumuzun içerisinden bahsedeyim. Burası 80 yataklı. Evet. A sınıfı Kur'an kursu. Burada %25'ini yetim çocuklara ayırdık eğitiminin. Yani kimsesiz çocuklar evet. Burada gelecek, Allah'ın emrini öğrenecek, Kur'an öğrenecek. Dinimizi öğrenecek. Diğer olarak mahallemize, evet. Çevremizdeki mahallelere, şehirden, her taraftan burada talebe yetiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. İnşallah buraya da Cumhurbaşkanımızın ya kendisi ya da yakınlarının biriyle açılışını yapmak istiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanımıza buradan davet ediyoruz sayın izleyiciler. Burada annesinin adını verilmiş olduğu bir yatılı Kız Kur'an kursu var. Sayın Cumhurbaşkanım, eğer lütfederseniz buranın açılışına katılırsanız bu Güzelova mahallesi sakinlerini çok mutlu edersiniz. Buradan davet ediyoruz. İnşallah. Bir Erzurum'a ziyaretiniz sırasında buraya da bir 5-10 dakika ayırırsanız çok mutlu oluruz. Annenizin anısının yaşatıldığı burada evet. Rahmetliye Allah'tan da rahmet diliyoruz. Güzel bir evlat yetiştirdiği için, ülkemiz için, milletimiz için. Uğur Bey şu camiyi de gösterelim, köyü de gösterelim. Yani mahallenin tam kıyısına yapılmış bir de önünden bir hafif dere akıyor. O derenin giriş köprüsü üzerine oraya bir köprü de yapılması lazım. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen söz vermiş sayın izleyiciler. Başkanımıza güveniyoruz çünkü güzel hizmetler yaptığını gördük. Ancak Yakutiye ilçe başkanımız Ali Korkut başkanımızın da mutlak önceliğin bu mahalleden verilmesini istiyordum. Bir de arkadaşımız dedi ki yani 857 oy var. Hepsi nereye çıktı efendim? %97 evet çıktı. %97 evet çıkmaz. Zaten çıkmasına rağmen mahallenin ara sokakları çamur deryası içinde sayın izleyiciler Yakutiye ilçesinin mahalleye dönüşen köyler arasında en fazla nüfusa sahip olan mahallesi. Evet. Onu da belirtelim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da desteklerini beklediğimizi belirtiyorum. Artı Erzurum İl Milletvekillerini de bu konuda müdahil olmasını istiyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mahallenin ara sokakları çamurdan kurtarılır diyoruz. Çok memnun olduk. İnşallah hayırlı olsun.